Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündüzü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş tırkımız. Kıynamsız dıktanlar ekranımız bulsun. Xitay Wuhan'da muhbirlerine kattık çekleme koydu. Zimistan torining 19 martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Wuhanda muxbirlarga qattiq cheklama qo'yib, maslashmagan muxbirlarni jazolagan. Xabarda muxbirlar Xitoy kommunistlarini tegib ketsilik g'aljirlashadigan alvastiga o'xshatgan bo'lib, Xitoy doiralarining muxbirlarga turli bahonalar bilan har xil cheklamalarni qo'yganligi, muxbirlarning jasad ko'ydirish o'rinlari va u yerdagi xizmatchilarni ziyorat qilishini cheklaganligi bildirildi. Wuhan'daki yerlik teşviqat organları taratqularga hobiyga yardım beriş degen sözünü işletmeslik, talep kılınan mahbiyetlikini saklaş qatarlıq bir neçe alahide teklif koygan. Yerlik Xitay dairleri tarqatqan barlıq hüccet ve uxturuşlarına aşkarlaşın çekilgen. Dairler tarqatqan hüccetler alahide bekitilgen mahbi xadımlar tarafından yetküzülgen. Xitay barlıq muhbirlarının Xitay'nın siyasi yönülüşüden xəverdir buluşun talep kılgan. Xitay siyasetiki karşı xəver yazgan muhbirlar bolsa cezalanğan. Xitay virusiga qarshi bemani usullar paydo bo'lmoqda. BBC to'rining 20 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitay virusi paydo qilgan vahima sababli virusdan saqlanish haqida bir qism bemani usullar paydo bo'lishga boshlagan bo'lib, hindi dini muridlarining Xitay virusiga qarshi kalisuydiki ichib davolanayotganligi ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqaldi. Xitay virusi dunyoning har qaysi joylariga tarqalayotgan, har qaysi davlatlar turli amallarni qo'llanib, virusga qarshi dori yasab chiqish haqida izlanayotgan bir mazgilda, ba'zi hindi dini murtlari kali suyidagi ichish orqali Xitay virusiga qarishtirish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Ular kali suyidagi bakteriyani yo'qotib, odamning badan va zihnini tozalaydi deb qaragan. Ammo mutaxassislar Xitay virusining bakteriya emas, balki virus ekanligini kali suyidikining yuqumga qarshi turolaydiganligi haqida hech qanday paket yo'qligini bildirishgan. 20 martdagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Hindistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 223ga yetgan. Buning ichida 5 odam qazo qilgan. Hindiston hukumatı jiddiy ahvollarga taqobil turish iqtidorini sinash uchun fuqarolarning bir kun sirtqi chiqishini cheklagan. Bulardan sirt bir qism davlatlarda haroqning virusga qarshi turish rolining borligiga ishonib Saxta haraq içib ölüş vaqaları köp qitim yüz bergan. Türkiye'de Xitay virusu bilan yuqumlanğuchilarning soni yana hassalab oshdi. 20 mart kech saat 11'de Türkiye Cumhuriyeti Sahiya Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de Xitay virusu bilan yuqumlanğuchilarning 670ga yetganligini e'lon qildi. Türkiye Sahiya Ministeri Fahrettin Koca Twitter hisobotida uchur yollab virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 3656 kishini tekshirish orqali yangidan 311 kishining virus bilan yuqumlanganligini aniqlaganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 670ga yetganligini, bir kun ichida yana 5 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 9ga yetganligini, qazo qilganlarning hammasining yashanganlar ekanligini, yashangan va tini ojizlarni qo'g'dash kerakligini bildirdi. Pompeo Xitay sebeplik sansızlığan kişilerinin hayatı xavupki uçurmaqta dedi. Amerika Taşqı İşler Ministeri Mike Pompeo tünügün Xitayını yeni bir qitim tənqid qilib, yuqum əhvalını toğır bir tərəf qılmaqallıqdın sansızlığan kişilerinin hayatını xavupki uçuratqallıqını bildirdi. Fransiya Xəbər Agentliqinin bu vaxtki xəbirdə bildirilişə, tünügün Aqsarayda bayanat elan qılgan Pompeo Xitaydın virusqa alaqadar teximo köp materiallar bilan təminləşin tələb qıldı. O söz diyene Xitay Kompartiyasının meselini vaxtıda bir taraf kılanmağalıqını, bu sebeplik bütün dünyadaki sansızlığan kişilerinin hayatının xaupki uçuravatqalıqını təkildi. Xitay Taşqı İşler Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying Twitter'de derhal inkas qaytırıp, Pompeo'nun yalğan sözlügeligini Xitayının tirişallıqı neticesinde yüzmanlıqan kişilerinin yuqumdan saqlınıp qalqalıqını bildirdi. Xitayının öz cinayetini Amerika'ya artıp koymaqçı buluşu ve Amerika Prezidentinin bununla cevaben köp qitim, Xitay virusi degan atalğını işiltişi, iki taraf münasibetinin yirikleşişiga sebep bulup kalmay, yani xalqara cemiyete iki tarafının kolluğuçları arasında talaş tartışını keltürüp çıkarmaqda. Wuhan virus sebebinden ölüp ketkerlerinin sani 11.000'den eşip ketti. Xitayda oturuğa çıkan Wuhan virus sebebinden bütün dünya miqyasıda ölüp ketkerlerinin sani 11.000'den eşip ketti.
Yuqumlanganlar sani 270 mingga yaqinlashdi. Xitoy virusi sababidan o'lib ketganlarning soni 1433ga yetgan Eronda Tashqi ishlar ministri Muhammad Javod Zarif davlati Wuhan virusiga qarshi kurash qilib atgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Tehronning embargolarni bekor qilish chaqiriqini rad qilishiga norozilik bildirib mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari hokimiyati Eron fuqarolarining o'lib ketishini xoshallanarlik ichida ko'rsatadi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlariga shunday xitob qilamizki, sizlarning bizga qaratgan siyosatlaringlar tarix sahifasida yomon nom bilan xotirlandi. Ammo Eron hargizmi vayron bo'lmaydi. Janubiy Koreyada Wuhan virus sababidan qaza qilganlarning soni 6 hissa ko'payib 100ga yetdi. Rossiyada Xitoy virusi bilan yana 54 kishi yuqumlandi. Shuning bilan davlat miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning umumiy soni 253ga yetdi. Bir kishi hayotidan ayrildi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi chat eldagi fuqarolarni qaytirib kelish uchun harakatga o'tdi. Isroilda 88 yoshli bir kishi Wuhan virusi sababidan qaza qildi. Arab Birlashma Xalifaligida yangi tipdagi Wuhan virusi sababidan tunji qitim 2 odam qaza qildi. Wuhan virusi bilan yuqumlanganlar soni 69ga yetgan Iordaniyada virusga taqobil turish tadbirlari doirasida jiddiy holat e'lon qilindi. Angela Merkel Germaniya 2-chi dunyo urushidan buyonki eng og'ir xirisqa duch keldi dedi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Wuhan virusi sababli Germaniyaning 2-chi dunyo urushidan keyingi eng og'ir vaziyatga duch kelganligini ilgari surdi. Xitoyda paydo bo'lib, yer shari xarakterlik apatga aylangan Wuhan virusi Yevropa allarida mo jiddiy sarosim paydo qildi. Germaniyada bu virusdan yuqumlanganlarning soni 15 mingga ulashgan. 18 mart kuni Germaniya bosh ministri Angela Merkel Germaniyada bu virusdan yuqumlanganlarning soni 15 mingga ulashgan 18 mart kuni Germaniya bosh ministri Angela Merkel televiziya nutq so'zlab, Germaniyaning tarixda ko'rilmagan qiyin bir sinoqqa duch kelganligini tilga oldi. Merkel xonim nutqini davomlashtirib, vatandoshlar, Wuhan virusi davlatimizning kundalik hayotida dramatik bir o'zgarish paydo qilmoqda. Normal holatimiz, ommaviy turmushimiz, ijtimoiy munosabatlarimiz hech qachon ko'rilmagan sinoqqa duch kelmoqda. Millionlagan kishilar ishqa boralmayotsizlar. Ballaringlar maktabga yoki yastilarga boralmayotdi. Teatr xonlar, kino xonlar va ish o'rinlari taqaldi. Balkim eng og'ir kelgani bizning ijtimoiy aloqalardan mahrum qilyotganimiz bo'lsa kerak. Albatta har kimning bizdan oldimizdagi kunlarda qandoq bir vaziyatga yo'liqadiganligi to'g'risida so'raydigan nurg'un savollari va andishalari bor. Merkel xonim Germaniya hukumatiga vakolatan xalqqa navbatdagi vaziyat to'g'risida ma'lumot berib, "Men ishonamanki, agar barliq fuqarolar o'zining vazifasini ko'rib yetalsa, biz bu sinoqdan o'tib keta olamiz. Menga ishning jiddiy ekanligini ta'kidlashimga ijozat beringlar. Sizlarning bu jiddiy qarashlaringizni umid qilaman. Germaniya birlikka kelgandan buyon, yoq 2-chi dunyo urushidan buyon davlatimizning intayin muhim bo'lgan harakat birligi hech qachon bunda xirisqa duch kelgan emas." Merkel shundan keyingi so'zlarida Germaniya hukumatining Wuhan virusini tez orada tizginlash, xalqni normal hayotga erishtirish uchun barliq choralarga murojaat qildiganligini, ammo vaqtga ehtiyoji borligini, xalqning o'zini mudofaa qilishga ahamiyat berishini ta'kidladi. Tunugun 20 mart 3:12 sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Wuhan virusidan yuqumlanganlarning soni Fransiyada 10 ming, Germaniyada 16 ming, Ispaniyada 18 ming, Italiyada 41 ming kishidan halqib, Yevropa fuqarolaridagi vahimalarni yana mo kuchaytdi. Chet eldagi xitoylar ko'chaga chiqa olmadi. 20 mart ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan silliq ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, chet eldagi xitoylar yerlik fuqarolarning haqorat qilishidan qo'rqib ko'chaga chiqa olmagan. Sinlardagi Xitoy fuqarolarining bayonoti va shikoyatlaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika bilan Angliyada yashayotgan Xitoylar yerlik fuqarolarning virusning uvisi degandek so'zlar bilan haqorat qilishiga uchirgan. Xitoylarga oshxonalarda tamoq setib berilmagan. Hatto Xitoylar ko'chalarda yerlik fuqarolar tomonidan tayoq yegan. Amerikaning Nyu-York shahrida mo Xitoy fuqarolari til haqorat sababli ko'chaga chiqishdan qo'rqadigan vaziyat shakllangan. Amerikadagi Xitoylar to'rni qutqizish nomida guruhni qurib, xatarga yo'liqqan Xitoylardan jiddiy ahvollarni ma'lum qilishini talab qilgan. Mazkur guruhning tashkilotchisi uqtirish e'lon qilib, qurolli borlarning o'zini qo'g'dishini, qurolli yo'qlarning xatarga yo'liqqanda darhol qutqizish guruhiga uchur yo'llashini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika bilan Angliyadan boshqa davlatlarda mo Xitoyning razil yuzini tunib yotgan kishilar Xitoy fuqarolariga boshqacha muomala qilishga, ulardan nafratlanishga boshlagan. Amerika bir oliy amaldorini Saudiya Arabistoniga avatmoqchi.
Reuters agentliğinin bugünkü haberde ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı dünya neft bazarining muqimligini hal qilish uchun Saudi Arabistonga oliy amaldorini evetadiganligini bildirdi. Oxirgi mazgillarda Saudi Arabiston va Rossiya o'rtasida fikr birligi kelmaslik sababidan ikki taraf o'rtasida dünya neft bazarini talashish jangi boshlandi. Buning natijasida neft ta'minlash ehtiyojidan eshib ketib, neft bahosi 20 yildan buyonqa eng tuvanchaga tushib qoldi. Amerika'nın malum yukarı derecelik emeldarı tünügün bildirgen sözü de Saudi Arabistan'ın təmilləşini aşırı etiş planının Xitay virus səbəbidən kilib çıxan iqtisadi vayrancılıqını teximi küçəyti vətkərləkini təkidləgən. Və bu məsələni həl qılış üçün Saudi Arabistan'a bir yukarı derecelik emeldarını əvətidiqallıqını onun kəlgüsü bir neçə ay içi də Saudi hükümeti bilən zic həmkarlışıdıqallıqını bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkücü sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.